Iğdır Milletvekili Sinan Oğan. Buyurunuz Sayın Oğan, süreniz 20 dakikadır. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Rekabet Kurumu'nun hali hazırda görüşülmekte olan 2014 yılı bütçesi üzerine Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına söz almış bulunmaktayım. Gazi Meclisimizi saygıyla selamlıyorum. Konuşmama başlamadan önce onuruyla, şerefiyle, fedakarlıkla görevini ifa etmiş olan Şehit Gümrük ve Tekel Bakanımız Gün Sazak Bey'i rahmetle ve minnetle anıyorum. Değerli arkadaşlar, Gümrük Bakanlığı ile ilgili, Rekabet Kurumu ile ilgili konuşmama başlamadan önce burada daha önce dile getirdiğim birkaç hususu yeniden dile getirmek istiyorum. Hatırlarsanız Iğdır Üniversitesi ile ilgili bir takım yolsuzluk dosyalarını burada gündeme getirmiş ve dosyayı da olduğu gibi Milli Eğitim Bakanımıza vermiştim. Hem savcıları göreve çağırmıştım, hem de milletimize bu durumu burada açıkça ifade etmiştim. Ama öyle anlaşılıyor ki bu yolsuzlukların, verdiğimiz dosyaların hiçbir kıymeti harbiyesi yok. Bugüne kadar da herhangi bir işlem yapılmış değil. O zaman ister istemez bizim aklımıza şu soru geliyor. Eğer belgesiyle, ispatıyla, dosyasıyla verdiğimiz yolsuzluk dosyasının üzerine gitmiyorsanız, o zaman siz de bu yolsuzluğun ortağısınız. Başka da bir açıklama kalmıyor. Bir diğer husus, Iğdır'da yapılan birçok ihalelerde nedense AKP iktidarıyla beraber yürüyenler ve özellikle de AKP il başkanının şirketi hep bu ihaleleri alıyor. Bununla ilgili de dosyaları ilgili yerlere verdik. Özellikle de il özel idaresinde yapılan bütün ihaleler, neredeyse bütün ihaleler AKP'nin Iğdır İl Başkanı Cabbar Baştemir'e veriliyor. İsmini de buradan ifade ediyorum. Bunu Sayın Grup Başkan Vekilleri herhalde gerekçesini buradan açıklarlar diye bekliyorum. Şimdi değerli arkadaşlar, Sayın Gümrük Bakanımız da teşrif ettiler. İyi, sevindim buna. Zira Sayın Bakanım, ben konuşmaya evet çıkmadan önce baktım, yoktunuz, sevindim buna. Teşekkür ederim. Sayın Bakanımızın bu nezaketine teşekkür ediyorum. Keşke Sayın Bakanım aynı nezaketi bomboş olan AK Parti'nin sıralarındaki boş koltukları doldurmak için gelecek olan arkadaşlarınız da gösterseydi, ama saysak herhalde 20 tane burada, 19 mu? Evet, 19 kişiymiş. 19. Oranlama yaparsak, sizin milletvekili sayısıyla bizimkini kıyaslarsak herhalde verecek bir cevabınız olmaz. Biraz önce değerli arkadaşlar, biraz önce bir arama motoruna Gümrük Bakanlığı ve yolsuzluk kelimelerini yazdım. 278 bin sonuç çıktı. Sayın Bakanım, bilgisayar önünüzdeyse siz de yazabilirsiniz. Gümrük ve rüşvet kelimelerini yazdım. 245 bin sonuç çıktı. Gümrük ve kaçakçılık kelimelerini yazdım. 656 bin sonuç çıktı. Sadece kaçakçılık kelimesine 718 bin sonuç çıktı. Kaçakçılık ve terör kelimelerini yazdım. 1 milyon 460 bin sonuç çıktı. Kaçakçılık ve PKK kelimesini yazdım. 1 milyon 130 bin çıktı. Kaçakçılık ve AKP kelimelerini yazdım. 567 bin sonuç çıktı. Kaçakçılık, siz AKP'den pek hoşlanmıyorsunuz, AK Parti diyorsunuz. Kaçakçılık ve AK Parti kelimelerini yazdım. 1 milyon 140 bin sonuç çıktı. Nihayetinde AKP ve PKK kelimelerini yazdım. 5 milyon 260 bin sonuç çıktı. Yine siz AKP'den pek hoşlanmıyorsunuz. Bir de AK Parti ve PKK'yı yan yana yazalım dedim. 10 milyon 100 bin sonuç çıktı. Aslında bu rakamlar her şeyi ortaya koyuyor arkadaşlar. Aslında bu rakamlar her şeyi ortaya koyuyor.
15 dakika burada aslında konuşmamıza gerek yok. AKP ve PKK, AK Parti ve PKK, AKP ve kaçakçılık kelimeleri özdeş hale gelmiş. Bunun için Sayıştay raporuna falan da gerek yok. Nasılsa Sayıştay raporunu siz artık buraya getirmiyorsunuz. Sağ olsun Sayıştay da raporları kuşa çevirerek zaten gönderiyor. Buna gerek yok. Bir arama motoruna bunları yazarsanız o kadar ayyuka çıkmış ki. Arama motorlarından herhangi birine bunları yazdığınızda kaçakçılığın Türkiye'de ayyuka çıktığını, kaçakçılığın iktidarınızla adeta özdeşleştiğini, kaçakçılıktan en çok terörün nemalandığını, terör örgütü PKK'yla da isminizin adeta birbiriyle yapışık siyam ikizleri gibi olduğu gün gibi ortaya çıkıyor. O sebeple vatandaşlarımız da eğer AKP, PKK kaçakçılık kelimelerini yazdıklarında bu sonuçları net bir şekilde görebileceklerdir. Biraz konunun özeline inecek olursak, Gümrük Bakanlığı ve Rekabet Kurumu. Rekabet anlayışınızın sakat olduğunu en başından ifade edeyim. Siz nasıl bir rekabet anlayışına sahipsiniz ki MHP'li iş adamlarını MİT'e fişletiyorsunuz? İş adamı sizden olunca, mücahitken müteahhit olunca iyi, MHP'li olunca, milli ve manevi değerlerine sahip olunca gidin MİT'e fişletin. Buradan çıkıp yalanlayabildiniz mi? Basında çıkan haberleri yalanlayamadınız. Siz eğer böyle rekabeti buradan anlıyorsanız o zaman vay bizim iş adamlarımızın haline. Tabii bölücülüğünüz o kadar tescillenmiş ki, bu arada onu da ifade edeyim. İş adamlarına ayrı bir baskı yapıyorsunuz. Başında Türk kelimesi olduğu için sendikalarımıza ayrı bir baskı yapıyorsunuz. Gümrük Bakanlığındaki bizim Türk milletinin sendikası olan sendikalarımız ve o sendikalarımıza üye olan insanlarımız sizin baskınız altında. Aynısı Rekabet Kurumu içinde geçerlidir. Rekabet Kurumu'nun amacı şöyle ifade ediliyor kanunun 20. maddesinde. Mal ve hizmet piyasalarının serbest ve sağlıklı bir rekabet ortamı içinde teşekkülünün ve gelişiminin teminini sağlamak. Şimdi Türkiye'de eskiden küçük esnaf vardı. Eskiden hakikaten hepimizin birebir tanıdığı mahallemizde, yolumuzun üzerinde, gerektiğinde veresiye yazdırabildiğimiz, gerektiğinde anahtarımızı teslim ettiğimiz mahallemizin hakikaten de her şeye olan küçük esnaf vardı. Ama siz rekabet ortamını sağlamak bir tarafa dursun, yabancı şirketleri o kadar çok Türkiye'nin içine soktunuz ki, siz her boş bulduğunuz yere o kadar çok AVM yaptınız ki bugün küçük esnaf neredeyse siftah yapmadan tezgahını akşam kapatmak zorunda kalıyor. Tabii o küçük esnaf o mahallede kaldıysa. Sayın Başkan Nurettin Kaldırımcı Beyefendi web sayfasında Rekabet Kurumu Başkanı diyor ki, bir sushi ustasının yetişebilmesi için en az 20 seneye ihtiyacı var. Eğer yanlış bilmiyorsam sushi Japon mutfağının bir yemeği. Oysa Sayın Başkan'ın endişe etmesi gereken konu bir sushi ustasının yetişmesi değil, bir kuru fasulyeli, bir pilav, aklınıza ne gelirse bir karnıyarık, Türk mutfağından bizim bölgenin taş köftesi, bunları pişirecek usta, bunları servis edecek lokantaları düşünün siz. Her yere AVM dikiyorsunuz. Bugün maalesef bunları servis edecek lokantamız kalmadı. Çünkü mantar gibi AVM, mantar gibi fast foodlar her yeri sarmış durumda. Siz özel teşebbüse devletin malını peşkeş çekmezseniz, siz vatandaşın elindeki araziyi TOKİ adına alıp ondan sonra yandaşınıza, mücahitken müteahhit yaptığınız yandaşınıza bunları peşkeş çekmezseniz özel teşebbüs de bunu yapmaz. Özel teşebbüs elbette yapacak. Peki elin yabancı sermayesi özel teşebbüs de benim bakkalım özel teşebbüs değil mi? Elin yabancı firmaları özel teşebbüs de bizim mahallenin, bizim köyün insanı özel teşebbüs değil mi? Size göre değil.
size göre değil. Peki madem rekabet, bu medyadaki durum nedir? Gidip TMSF olarak el konuluyor bazı medya organlarına. Peki niye el konuluyor? AKP propagandası devlet eliyle yapılsın diye mi? El koyuyorsunuz, en az 2 sene, 3 sene oradan propagandanızı yapıyorsunuz. Milletin alın teriyle kazandığı helal vergisinden siz AKP propagandası yapıyorsunuz. Ondan sonra da onu bir başka yandaşınıza peşkeş çekiyorsunuz. Peki rekabet kurumu ne yapıyor? Armut mu topluyor, bostan mı gözlüyor? Buradan rekabet kurumuna soruyorum. TMSF'deki AKP propagandası yapan televizyon ve medya yayın organlarına niye müdahale etmiyorsunuz? Tabii arada bir ceza kesiyorsunuz. Buradan merak ediyorum. Bu cezaları niye tahsil edemiyorsunuz? Tahsil ederseniz yandaşlarınıza sıkıntı mı çıkar? Tabii Türk Telekom konusuna hiç girmiyorum. Türk Telekom konusunda 7 senedir süren husus hala devam ediyor. Fiber optik kablolarında Türk Telekom'un tekel konumu hala devam ediyor ve devlet memurlarının başka bir garip durum, devlet memurlarının denetlenmesi, onlara mobbing uygulanması, onların her birinin yanına bir kamera dikilmesi de ayrı bir garabet. Elbette ki mobeselerle, dinlemeyle vesaire vatandaşı paranoyak ettiniz. Bir devlet memurları kalmıştı. Şimdi her devlet memurunun başına bir kamera dikerek onlara da mobbing uyguluyorsunuz. Ülkemizde maalesef her şeyin kaçağı var. Kaçakçılık iktidarınıza öyle bir sirayet etmiş ki Sayıştay raporuna dahi kaçakçılık uygulaması yapıyorsunuz. Milletin denetiminden kaçırıyorsunuz. Yani bir nevi siz de kaçakçısınız. Sayın AKP hükümeti ve ilgili bakanları. Sayıştay raporlarında Sayın Başbakan'ın Rifat babası götürüyor. Sayıştay raporlarında bunu gizlemeye çalıştınız ama beceremediniz. O bir şekilde yansıdı. Öte taraftan Sayın Davutoğlu'nun Mesut abisi de götürüyor gümrüklerden. Onu da gizlemeye çalışıyorsunuz. Hem gümrüklerden hem limanlardan. Bir taraftan Rifat babanız, bir taraftan Mesut abiniz götürüyor. Kimin parasını götürüyor? Türk milletinin parasını götürüyor. Türk milletinin yetimin hakkını yiyor. Değerli milletvekillerim, tabii iş öyle bir noktaya gelmiş ki sınırlarımız öyle bir yol geçen hanına dönmüş ki artık 1000-2000 atlı birden hücum ediyor sınırımıza. Atlılar bir araya geliyor ve kaçakçılığı artık organize atlı şebekesiyle yapılıyor. Ve maalesef ki hem askerimizin hem polisimizin o manada elini kolunu bağladığınız için, aman sürecinize zarar gelmesin diye endişe ettiğiniz için bunlar da bu şekilde artık sınırımıza atlı organize birlikler hücum ediyor. Meselenin daha vahim boyutları var aslında. Karaköy'deki gümrük binasında hayali ihracat, yolsuzluk, rüşvetle ilgili dosyaların olduğu bina gündüz vakti, gece vakti hiç fark etmiyor, soyuluyor. Yani biz çok şeyin soyulduğunu biliyorduk. Ne bileyim, buzdolabı çalarlardı, işte kıymetli eşya ne varsa onların çalındığını biliyorduk ama Gümrük Bakanlığı'nın binasının soyulduğuna da sizin iktidarınız döneminde şahit olduk. Artık kaçakçılık, vurgun, hırsızlık, yolsuzluk o boyutta gelmiş ki bakanlığınızın binasını koruyamıyorsunuz. Ya bakanlığının binasını koruyamayan devletin sınırını nasıl korur? Elbette koruyamaz. Geçen sene burada ifade etmiştim. Kaçakçılık öyle organize hale gelmiş ki özellikle PKK terör örgütü kaçakçılığı o derece ilerletmiş ki sınıra boru döşemiş. Yanına da bir rafineri koymuştu. Şimdi bu sene bakıyoruz, bu iş bayağı verimli hale gelmiş. Zeytinyağının da kaçak borusunu döşemişler. Memlekette sayenizde boruyu döşeyen döşeyene. Zeytinyağının kaçakçılığını yapmak için evet, sınıra boru döşemişler. Basında var. Herhalde Sayın Bakanımız da gazeteleri takip ediyordur. Geçen sene
burada yaptığımız konuşmada petrol için kaçak boru döşendiğini, yanına da rafineri yapıldığını ifade etmiştik. Bilmiyorum Sayın Bakan, üzerine gittiniz mi? Yoksa o rafineri bugünlerde modernize mi ediliyor? Bunun da cevabını doğrusu merak ediyoruz. Tabii burada bir hususu da ifade etmek lazım. Siz üst yönetim olarak sizin tuzunuz kuru keyfiniz yerinde ama gümrük kapılarında gümrük muhafaza memurlarının silahla 24 saat nöbet tutan, zaman zaman hayatını tehlikeye sokan gümrük muhafaza memurlarının durumunun da içler acısı olduğunu ifade etmek lazım. Ve bir an önce gümrük muhafaza memurlarının emniyet hizmetleri sınıfına dahil edilmesi veyahut da gümrük muhafaza hizmetleri sınıf ihdası ile kolluk kuvvetlerine tanınan bütün hak ve yetkilerle donatılması da gerekmektedir. Türkiye'de her şeyin kaçağı var. Kaçak işçiden tutun, kaçak sigaraya, kaçak sigaradan tutun, kaçak çaya kadar her konu kaçak noktaya gelmiş. Her konu kaçak noktaya gelmiş. Esnaf ve Sanatkarlar Odası Konfederasyonu Genel Başkanı, ki kendisi akildir hatırlatalım, %27 oranında kaçak ekonomi olduğunu söylüyor. Hani sizden birisi, çok yalanlama şansınız yok. Acaba tabii onlar için doğru, akil olunca onların sözü geçerli. Acaba Sayın Palandöken akil raporunda bu %27 kayıp ekonominin teröre aktığını ve bunun müsebbibinin de hükümet olduğunu, hükümetin bunu önlemekle aslında terörü de önleyeceğini yazdı mı bilmiyoruz. Türkiye'de sigaranın kaçakçılığının ekonomiye zararı Türkiye'de 5 milyar, içki 6 milyar, akaryakıt 10 milyar. O kadar çok kaçakçılık yapılıyor ki şimdi küçükbaş ve büyükbaş hayvanın da kaçakçılığı yapılıyor. Vallahi sizi tebrik etmek lazım. Hayvan kaçak giriyor. Saman ithal ediliyor. Bakın, hayvan kaçak giriyor. Ona vereceğimiz saman ithal ediliyor. Bir tek çiftçi yerli. Bari oldu olası çiftçiyi de ithal edin. Çiftçiyi de bari ithal edin. Yani biraz daha ileriye götürelim. Hükümeti de ithal edin dışarıdan. Bir kısmı kaçak zaten. Dolayısıyla da artık her şey kaçak. Elektrik de kaçak bu arada. Özellikle Güneydoğu'daki kaçak elektriğin önüne bir türlü geçemediniz. %80 dolayında kaçak elektrik var ve hala bunun önlemini alamadınız. Ve bunun maalesef ki bunun faturasını, helaliyle faturasını aydan aya düzenli ödeyen vatandaşımız çekmeye devam ediyor. Burada her şey kaçak. Sınırdan boruyu döşüyorlar. Kaçak. Elektrik kaçak. Küçük hayvan kaçak. Büyükbaş hayvan kaçak. Saman ithal. Ya siz ne işe yarıyorsunuz Sayın Bakan? Ondan sonra kendi binanızı da koruyamıyorsunuz. O da çalıntı. Ha, tabii daha önemlisi var. Çay. Geçen sene dedim ki Rize Ticaret Odası'nın raporu var. Allah'tan herhangi bir baskıya uğramadı. Bu sene bir rapor daha hazırlamışlar. Ve Rize Ticaret Odası, sizin de Sayın Başbakan'ın da hemşerisi Rize Ticaret Odası'na göre kaçakçılık Türkiye'de çayı bitirecek. Hatta bazı iddialara göre sizden olan üst düzey bazı kimselerin Rize'deki çay fabrikalarına kaçak çay getirilerek orada karıştırılarak vatandaşa satılıyor. Yani kaçakçılık o boyuttaki Sayın Bakan, sizin kendi hemşeriniz Rize'deki ticaret borsasının raporlarında bu gün yüzüne sarılmış, gün yüzüne çıkarılmış. Hani biz desek belki inanmazsınız ama herhalde zannediyorum kendi hemşerinizin raporuna da artık inanırsınız diye ümit ediyorum. Değerli arkadaşlar, her şey kaçak da sınır kapılarında, özellikle de Iğdır dışındaki sınır kapılarında her şey rahat rahat geçiyor da, madem bu ülkede eşitlik var, madem kaçakçılık bu kadar serbest, madem benzin, mazot her şey geçiyor, peki ben sormak istiyorum. Iğdırlı vatandaşlar bana sorduğu için ben de size sormak durumundayım. Hemen 50 kilometre ilerimizdeki Gürbulak'tan tankerlerle mazot geçiyor, sesiniz çıkmıyor. Biraz ilerisinde Habur'dan geçiyor, her yerden geçiyor. Ya Iğdır'da santimetre
cetveli almışsınız elinize, her geçen aracın deposunu santimetreyle ölçüyorsunuz. Benim vatandaşlarım başka bir ülkenin kanununa mı tabi? Iğdır'daki vatandaşlara bunun, bu cezayı niye veriyorsunuz merak ediyorum. Herhalde size oy vermediğinden olsa gerek, ama emin olunuz ki yerel seçimlerde de genel seçimlerde olduğu gibi Iğdırlı vatandaş size bunun hesabını soracaktır. Sayın Bakan ve Sayın AKP iktidarı, her şeyiniz... Teşekkür ederiz Sayın Oğan.